Anlattım. Osmanlı tarihinde dördünün yeri özeldir. Osman Gazi, Fatih merhum, Yavuz ve 2. Abdülhamit. Yani tamamen sübjektif bir kanaat olarak söylüyorum ama yani ehline sorduğunuzda da sanırım itiraz etmeyeceklerdir. Vizyonerdirler. Yani ufukları çok geniştir. Deha çapında bir yönetim kabiliyetleri vardır. Bir defa aşmış insanlardır. Yani hiç şüphe yok yani. Çok enteresan yani. Hala dördünün de eserlerini, yankılarını, tesirlerini bugün müşahede ediyoruz. Yani elle tutulur netlikte. Karınca kararınca anlatıyorum. Tarihteki dirayetimiz, mütebahhiremiz, efendim, ihtisasımız çok değil, yeterli değil haliyle ama duyum da çok az şey de duymadık. Dedim ki efendim, merhum dedenizin üç faaliyetinden önemli bahsetmekte fayda görürüm. Biri, dedesi Fatih merhumun hocası tarafından yazılmış bir kitabı. Adı Miftahül Cenne, orijinal ismi. Ve medeniyet tarihimizde Mızraklı İlmihal ismini almış bir baş köşe, başucu kitabıdır. Cennet Mekan Abdülhamit Han ev ev bu kitabı dağıttırdı. Her yere ulaştırdı. Rahmetli neneme ulaşan nüshayı gördüm ben. 1979'da ben Mızraklı İlmihal isimli o eserin, Miftahül Cenne isimli o eserin Latinize halini, yeni basılmış halini aldım. Nenemin karşısında okurken, nenem bir heyecanlandı. Oğlum ben bu kitabı tanıyorum falan dedi. Gitti sandığın dibinden perişan bir kağıt yığını getirdi. Dikkatle baktık. Abdülhamit Han zamanında nenemin dedesine ulaştırılmış nüsha. Hediye olarak her eve ulaştırmış. O eve, nenemin oturduğu o eve, bugün dahi çok iyi olmayan arabalar çıkamıyor. O yıllarda nasıl ulaşıldığını ayrıca bir tahattür etmekte fayda var. Bu bir. İkincisi, bir gün Çanakkale Boğazı'na Haçlı ordularının, ha bu kitabı web sayfama vasiyetim olarak koydum, bilginiz olsun. Tavsiye ettiğimiz kitaplar dedik, o vasiyetim demektir. Neden vasiyet? Kalp krizinden hastaneye gittim geçen de, yani 5 sene önce. Hayli telaşlandım. Kriz de epey sertti yani. Üzerinize afiyet. Epey sertti. Zor döndük yani. 5 dakika geciksen tamamdır dediler yani. Ne olacak bu işin sonu dedim. Benim gözüm korktu dedim doktora. Endişe etme hocam dedi. Hayırdır dedim. Tıp ilerledi dedi. Yani ölene kadar yaşarsın dedi. Ne güzel. Değil mi efendim? Hayat garantisi ya. Sigorta var, sigorta. Ölene kadar yaşıyorsun abi. Ne olursa olsun. İsbir ala ehvaliha la mevte illa bil ecel diyor Arap şairi. Dünyadaki patırtı gürültüsü, harp, darp, mikrop bilmem ne seni korkutmasın diyor. Endişe etme diyor. Kafan rahat ol. Niye? Ecel gelmeden ölmezsin diyor. Yani savaş oldu diye ölmez adam. Başına bir şey düştü diye ölmez. Ecel gelmiştir de ondan. Gelmeyince de ölmez ne olursa olsun. O halde rahat ol ya. Rahat ol. İşine bak sen ya. Yani o işlere karışma yani. O işlere karışma. O senden gizlendi. Ne zaman öleceğin. İyi ki gizlendi. Yoksa ağzının tadı kaçar. Yani dinleyemezsin, içemezsin, yiyemezsin falan olur yani. İkinci büyük hamlesi merhumun. Vasiyetimizi söyledik değil mi? Tamam. Ben ünlü biriyim biliyorsun. www.hayatinanç.com. Yani orada tavsiye ettiğimiz kitaplar. Basıyorsun tak çıkıyor karşına. Sadece ismi değil. Resmi değil sadece. Kendisi. Açıyorsun kitabı. Çıkış da alabiliyorsun. Masraf yok. Üyelik şartı yok. Bedel yok. Yani bedava yani. Miri yani boş. Tabii. Vasiyetini yazmadan gitme dedi doktor. Neden dedim? Vasiyetsiz ölenler alemi berzahta konuşamazlarmış dedi. Ne var bunda dedim. Sen konuşmamaya dayanamazsın dedi. Doktor bilmez mi hastasını? Yani konuşamamak sana ağır gelir dedi. O bakımdan vasiyetini yaz dedi. Ben de söz dinledim. İkincisi, kim dedi estağfurullah? İsabet. Güzel. İkinci husus, Boğaz'dan bir gün Haçlı ordularının geleceğini öngördü. 12 yıl kadar var daha. Ama o, dedim ya, firaset bambaşka bir şey. Çanakkale'de tabyaları geliştirdi, savunma stratejisi. Nitekim harbe çok az zaman kala, birkaç hafta kala İttihatçılar pişmanlık içinde, korku içinde Edirne'de kendisini ziyaret edip her ne kadar seni indirdik sultanım yaptık bir eşeklik ama yani geliyor dedi işte, geliyor artık yani Cihan Harbi koptu ve Boğaz'dan saldıracaklar diye endişe ediyoruz. Bu bir memleket mevzudur.
şahsınızı aşan bir kişi olduğunuzu biliyoruz. Ne dersiniz Allah aşkına dedi savunması. Tahttaki Sultan Reşat'a bunlar yani çap meselesi. Abdülhamit Han merhum Çanakkale'deki tabyalara işaret etti. Biz bunu düşünerek kurduk onları. Tabyaları kullanma biçimini, oradan geliştirilecek stratejiyi anlattı. Böyle dikkat ederseniz Allah'ın izniyle ejderha gelse geçemez dedi. Hakikaten de geçilemedi malum 1915 Çanakkale. Üçüncü işe gelince. Alem-i İslam'da yangın çıkmıştı. Her taraf sırtlanlarla dolmuştu. Koparacağı parçayı düşünüyordu herkes. Ve cennet mekan İstanbul'dan Medine'ye demir yolu döşetti. O kadar zor şartlarda. Üstelik projeyi tamamladı yani. Tam neticedir. Fakat ilginç olan şu, Medine-i Münevvere'ye çok az mesafe kala, şehre, Hazreti Peygamber'in şehrine gürültüyle girmesin, demir terbiyesizlik yapmasın diye keçeler döşeterek sessizce girmesini temin etti. İnsanlık tarihinde başka örneğini bulmak zor olan bir nezakettir bu. Ve fakat kendisi şu anda İstanbul'da, Çemberli Taş'ta bir tren yolunun yanında yatmaktadır. Ve biz böyle bir inceliği hiç akıl edemedik.